Grafikte görüldüğü üzere Aselsan'daki şablon durumumuza göre burada artık bir yatay kanal oluşturmaya çalışıyor. Yani burayı dipnokta 13.65 bölgesini dipnokta yaparak burada yatay kanal oluşturmaya çalışıyor. Bu durumdan sonra tabii ki kısada 14.50 önemli destek konumunda olacak. Yukarıda da gördüğünüz gibi 16.50 bölgesi önemli direnç konumunda. Bu kanalda devam ederek yukarı aşağı hareketlerle bu bölümü düzeltme kanalı oluşturmaya çalışabilir. Kısada 14.50 birinci stop bölgesi, 13.65'te kesin stop olarak takip edilmeli. Grafikte görüldüğü üzere Ereğli buradaki direnç noktasını kırdıktan sonra 16.50 bölgesine doğru bir yükseliş yapma ihtimalinden bahsetmiştik. Burada tekrar bir yeni zirve oluşturarak 15.60'la tekrar bir düzeltmeye geçen bir Ereğli var. Burada tabii ki önemli olan şu mavi kanalın dışına çıkıp çıkmayacağı. Yani yukarıda da olsa aşağıda da olsa kanalda devam ettiği sürece yükselişlerini gördüğünüz gibi dip oluşumlarından sonra her ne kadar burada bir sarkma meydana gelse de yukarı hareketlerin devam ettiren bir süreçte tabii ki 16.50 hedefine doğru giden bir Ereğli var. Kısada destek bölgesi birinci stop ve destek bölgesi olarak 14.35 bölgesi ve en önemli direnç bölgesi olarak da 15.60 bölgesi olarak takip edilebilir. Grafikte gördüğünüz gibi Garanti Bankası için bu bölge çift dip ihtimalinden bahsetmiştik ve çift dip ihtimali gerçekleşip yukarı tepkisini gerçekleştirmiş oldu. Bu durumdan sonra da tabii artık Garanti Bankası'nda yukarı hareketler gelecek mi gelmeyecek mi önemli olan artık bu 7.35 durumundaki şablon durumunun üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi durumunda yukarı hareketin devamı gelebilir. Yani bu çift dipe şu an için tepkiyi vermiş oldu. Tabii 7.30 bölgesi önemli direnç konumunda. 7.30 bölgesinin üzerinde yapacak kapanışlardan sonra bu çift tipten sonraki yükselişlerin devam ederek 7.95 direncine, önemli direncine doğru bir süreç gerçekleşebilir. Fakat 7.30 bölgesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşmeden tekrar geri dönüşü tehlikeli bir boyuta dönüşebilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım ve 6.65'i kesin stop yapmasak bile 6.25'i mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. Önümüzdeki günler için dikkatli olmakta fayda var. Kardemir grafiğimizde gördüğünüz gibi yükselişlerini devam ettirerek yatay kanalda da olsa yani bu 7.80 ve 6.25 yatay kanalında devam etse de yukarı hareketlerini devam ettiriyor. Tabii şablon durumuna göre artık önemli olan birinci bölge kesin stop olmasa da birinci stop olarak 7'li bölge kesin stop olarak da 6.25 bölgesini takip edebiliriz. Yukarıda 7.80 bölgesi önemli direnç olmayı sürdürüyor. Yukarıdaki 7.80 bölgesinin üzerinde yapacak kapanışlardan sonra daha yukarı gitme ihtimali olan bir sürece geçebilir. Aşağıda da dediğimiz gibi 6.25 kesin stop olarak takip edilmeli. Petkim grafiğimizde 7'li bölge hedef konum olmayı sürdürüyor. Önemli olan tabii ki burada artık bir yatay kanal oluşmaya çalışıyor sanırım. 5.15 bölgesi ve 6.20 bölgesi önemli direnç konumu olmayı sürdürüyor. Gördüğünüz gibi şablon durumumuza göre. 6.35 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra daha yukarı gitme ihtimali olan bir sürece geçebilir. Birinci stop bölgemiz 5.65 ve 5.15'te kesin stop olarak takip edilmeli. Grafikte gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nda bir kanal oluşumu artık bu bölgeden sonra bir kanal oluşumu meydana gelmeye başlamış ve kanalın üstüne doğru bir yaklaşım var. Tabii şablon durumuna göre en önemli direnç noktasına artık yaklaşan bir süreç var burada. 13.15 bölgesi. 13.15 bölgesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yukarı bir hareketin devamı gelme ihtimali olur. Çünkü mavi kanalın dışına çıkarak yukarı gitmek isteyip yukarıdaki hedeflerine doğru bir yönelme olabilir. Buradan tekrar geri dönüşünde de kanalın altı önemli olan destek bölgesi de birinci stop bölgesi 12.35 bölgesi ve ondan sonra da 11.95 olarak değerlendirilebilir. 11.65 kesin stop olarak takip edilmeli.
Grafikte gördüğünüz gibi tek fende de bu bölgeden sonra tepkiler yukarı doğru devam etti ve kanalın üst bölgesine artık yaklaşarak o bölgeyi zorlayan bir konuma gelmiş. Tabii bu durumdan sonra şablon durumuna göre en önemli direnç bölgesi 15-65 bölgesi olarak takip edilebilir. 15-65 bölgesini geçip üzerinde kapanışlardan sonra 16-35 ve 16-35'ten sonra da şu bölüme doğru bir hareket gelebilir. Geri dönüşlerde 13-90 birinci stop bölgesi, 13 bölgesi de kesin stop olarak takip edilmeli. Tüpraş grafiğimizde gördüğünüz gibi bu durumdan sonra net bir şekilde yukarı dönüş gerçekleşmiş ve bu artık kanalını tamamlamaya çalışan yani yatay kanala dönüştürmeye çalışan bir şablon durumuna geçmiş. Bu durumdan sonra en önemli direnç bölgesi olan yüzlü bölgeye doğru bir hedef gerçekleştikten sonra tepkisel hareket gerçekten sonra tekrar geri dönüşü düzeltmeye geçerek bu bölümde yani 89 bölümünde destek bularak o bölümü destek yapmaya çalışmış. Oradan tepkisini vermeye çalışıyor. Yani artık şu sarı kanalı takip ederek yüzlü bölge önemli direnç, 89'lu bölgede önemli destek konumunda olmayı sürdürecek mi? Bunu takip etmemiz lazım. 89'lu bölge birinci stop bölgesi, 81.50'de kesin stop olarak takip edilmeli.